Bir başka başlığımız manşette bugün ekonomi. Ekonomi gündemiyle devam edelim. Geçen haftayı dolar 13.86 liradan kapatmıştı. Yeni hafta 13.82 ile başladı. Bir miktar daha geriledi. Bu arada işsizlik rakamları açıklandı. Manşetin girişinde sizle paylaşmıştık. Üzerine konuşacağız. Pir Reis Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu ve Dünya Gazetesi yazarı Doktor Şeref Oğuz konuklarım. Hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. İşsizlik rakamlarıyla başlayalım derseniz. Bir önceki aya göre değişmedi. 11.2. Nasıl anlamak, değerlendirmek lazım bu durumu? Sayın Aslanoğlu buyurun efendim. Teşekkürler. Şimdi Türkiye ekonomisi geçen yıl yani muhtemelen %10'un üzerinde bir büyüme gerçekleştirmiş görünüyor. Zaten tüm öncü göstergelere baktığımızda bunu görüyoruz. Normal koşullarda Türkiye'de %4,5'un üzerine büyüme çıktığı zaman işsizlik rakamlarında bir düşüş bekleriz. Dolayısıyla böyle güçlü bir rakamın olduğu bir yılda da işsizliğin hani önceki yıla göre düşmesi normal. Kasım ayına baktığımızda hani önceki aya göre bir yataylaşma görüyoruz. Mevsimsellik yani tarım, turizm gibi sektörlerin biraz o istihdam yaratma gücü hatta azalmasının etkileri olabilir o yataylaşmada. Ama tabii normal koşullarda %10 büyünen bir yılda çok daha güçlü istihdam ve belki istihdam artışı, işsizlik düşüşü beklemek gerekiyor. Ama tabii çok olağan bir yıl değil son iki yıldır yaşadığımız yıllar. Bu anlamda tablo çıkıyor. Ama bir not eklemek gerekirse Türkiye'de işsizlik rakamlarına bakarken şu anda görünen 3 milyon 700 bin civarında işsiz görünüyor. Atıl iş gücü dediğimiz yani aslında bir iş var. Son bir aydır aktif olarak o işe talip olmamış. İş aramıyorum diyor anketlere göre ama eğer bir teklif alırsam o işte çalışabilirim diyenleri part-time çalışanları eklersek işsizlik rakamımız TÜİK'te atıl iş gücü olarak ifade edilen rakam %22'lere çıkıyor. Bu da yaklaşık Türkiye'de 7-7,5 milyon kişinin aktif ya da pasif iş aramakta olduğunu gösteriyor. Yani rakam önemli bir rakam, hala güçlü bir rakam. Türkiye'nin pandemi öncesi 2019 yılı yavaş büyüme yılıydı. 2018 ile karşılaştırdığımızda hemen hemen aynı seviyelerde işsizlik. Son bir şey daha ekleyeyim. Mesela Cuma günü Amerika'nın işsizlik rakamı geldi. 330 milyon nüfusu var. Amerika'da işsizlik şu anda işsiz sayısı 6,5 milyon. Yani dolayısıyla bizim önemli bir sorunumuz olmaya devam ediyor bu işsizlik rakamı şu anda. Peki. Teşekkür ederim. Şeref Hocam siz ne dersiniz? Şimdi işsizlik rakamını işte ayda bir kere gündeme getiriyor ve bunlar çerçeveli olarak işsizliği nasıl azalacağı konusuna sıra gelmeden rakamları verip bitiriyoruz genelde burada her zaman yaptığımız gibi. Erhan'ın söylediği çok doğru. %10 büyüyen bir ekonomi işsizliği aşağı çekmesi gerekir. Neden? Büyümenin doğası zaten böyle bir şeydir. Fakat burada sadece oran değil ama aynı zamanda bu büyümenin ne kadar süreceğine bağlı olarak da işsizlik azalıyor Türkiye şartlarında. Şunu söylemiştik bu yüksek büyüme rakamları çıktığı zaman. Eğer bu çeyrek büyümeler 4 ya da 5 çeyrek devam etmesi halinde işsizlikte çok dramatik düşüşleri ancak yaşayabiliriz. Hatta eleştirmiştik istihdama yaramayan bir büyüme acaba nitelik sorunu vesaire değil. Aslında 400 gün kapalı kalmış bir ekonomiden sonra işsizliğin bu seviyeye geliyor olması artı bir de işsizliği ölçme konusundaki yaklaşımımız tıpkı enflasyon gibi biraz muğlak. Hatırlıyorsunuz enflasyon konusundaki rakamlar havada uçuşurken TÜİK dışında bazı kurumlar peyda olmuştu. Bunlardan bir tanesi de ENAG'tı. Hani şu %35-36 denen enflasyonun %80'lerde olduğunu söylüyor. Yani tüfenin üfeye ait olduğunu söyleme iddiaları ortaya çıkmıştı. Şimdi aynı şekilde işsizlik rakamlarını da ölçtüğümüzde tanımından kaynaklanan bir sıkıntı var. O biraz giderildi. Atıl iş gücü deniyor ona. Hani iş aramaktan vazgeçmiş ya da teklif bekleyen vesaire. Onun yanı sıra bir de ev genci dediğimiz evinde ailesinde ne eğitim talep eden ne de iş talep eden bir kesim var. Bunları bilmiyoruz. Ev genci. Ev genci, evet ev genci bu iki senedir kullandığım bir tabirdir. Yavaş yavaş da oturdu. Diğer işsizlerden farklı olarak ne eğitim talebi var ne de iş talebi var.
aile kaynaklarıyla geçinen ve Türkiye'nin aslında belki de bu kadar sıkıntılar içerisinde sosyal patlama yaşamamasının en büyük nimetlerini, sebeplerinden biri olan aile içi yardımlaşma kurumunun hala çok güçlü olduğunu da gösteren bir veri. Dediğim gibi istatistiklerde TÜİK dışında arayışları da mesela DİSK araştırma servisi, bir sendikamız olan DİSK araştırma servisi inceliyor. Ona göre zaten şu anda TÜİK'in açıkladığı normal 11.2'lik işsizlik açıkçası onlara göre 22.1 olan atıl iş gücü rakamına denk geliyor ve 3,5 milyon işsizden değil 8 milyon civarındaki işsizden söz ediyor. Artı bir de burada bir başka dramatik veriden belirtiyor DİSK Araştırma Kurumu, o da şu: genç kadın işsizliğinin de %30.7 ile Türkiye'deki işsizlik verileri içerisindeki en kötü durumda olduğunu gösterir ki bu konuda biz iddialıydık. Kadının istihdama katılması, iş gücüne katılması konusunda çok güzel adımlar attık. Ama gördüğüm kadarıyla bu pandemi salgın süreci kadın istihdamına en fazla darbeyi oraya vermiş. O açıdan şimdi bana göre biz bu işsizlik konusunun rakamlarına ahvah etmekten ziyade bu büyümeyi nasıl sürdüreceğiz? Artı istihdam dostu bir büyümeye nasıl evrileceğinizin çözümlerini konuşmamız gerekiyor. Şimdi ben bakıyorum yeni hükümet politikalarında, hani yeni politikalar açıklandı malum. Hı hı. Kur korumalı mevduat finans konusunda tedbir var. Bir sonraki aşamada şimdi şey gelecek, altının, yastık altındaki altının piyasa sektörü ekonomiye katılması için bazı enstrümanlardan söz edilecek ki başladı bunlardan söz edilmeye, altın sertifikası vesaire. Ama reel ekonominin en önemli unsurlarından biri olan ve yapısı gereği bir ekonomik sorunu sosyal soruna çevirmeye muktedir olan işsizliği fazla o kadar tartışmıyoruz. Şimdi seçim ekonomisinin yaşanmaya başlandığı bir süreçte işsizlik konusunda atılacak olan adımlar, verilecek olan vaatler bana göre en az enflasyonu indirme ya da alım gücünü yükseltme konusundan, asgari ücret olsun, memur zamları gibi vesaire olsun, daha da önem kazanacak. Çünkü şu anda ücretle alakası olmayan, gelirle alakası olmayan bir kesim var. Ve bunları biz eğer doğru dürüst okuyamazsak, bunlar oy kullanıyorlar. Hani maaş almıyor ama oy kullanabiliyor. Maaş almıyor ama acıkabiliyor. O anlamda bunlarla ilgili olarak partilerin ya da ne bileyim sivil toplum örgütlerinin bir çözüm önerileri getirmesi gerekiyor. Şimdi önümüz malum yaz geliyor. İnşallah şu salgından biraz zaman kalır, aman kalır da turizmde çok büyük atılım bekliyoruz Mehmet Akif Ersoy, ki biz o anlamda belki 2019 verilerini yakalamayı umut ediyoruz. 35 milyar dolarlık bir gelir vesaire. Şimdi burada biliyorsunuz istihdam dostu bir sektör turizm ve o anlamda işsizlik konusunda büyük bir azalma umulabilir. Yetmiyor. Bir de aynı şekilde tarım konusu Türkiye'de özellikle gıda enflasyonunun bu kadar şiddetli arttığı ve dünyada da gıdanın ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkan salgın sonrasında tarım konusunda istihdam oluşturmak için bazı projelerin geliştirmenin tam vaktidir. Yani ben hükümetten nasıl ki kur korumalı mevduat ya da ona benzer stratejiler açıklanıyorsa peş peşe, şimdi aynı şekilde işsizliği eritmek, bu insanları, ev gençlerini ya da işte atıl iş gücüne katmak için aynı şekilde projeler bekliyor olacağı. Peki siz değindiniz, oradan devam edelim o zaman. Bir, bu kur korumalı mevduat uygulaması, dövizde bir gerileme sağlandı. Bunu kalıcı görüyor musunuz? Bir de yastık altında işte 5000 ton altın olduğu söyleniyor Türkiye'de. Cumhurbaşkanı Erdoğan da işte ekonomiye kazandırılacağını söyledi, siz de belirttiniz. Beklentine hangi enstrümanlarla kazandırılabilir? Ne işe yarar ekonomiye kazandırılması? Nasıl bir rahatlama getirir? Bunu biraz konuşalım. Sayın Aslanoğlu, buyurun siz de başlayalım. Şimdi bu kur korumalı mevduatın işte ara ara rakamları geliyor. 100 milyarı aştığı söyleniyor. Bu rakamın ne boyuta gideceğini görmek için belki birkaç hafta daha beklememiz gerekiyor. Çünkü mevduat sahipleri Türk lirası işte daha önce bağladığı mevduatının 30 günlük, 45 günlük vadesi gelip bunu bozdurduğu zaman bu kararı belki gözden geçirecek, yeni enstrümana yönelecek. İşte bunu bir buçuk ay içinde hem yeni ve yani hem tanımış olmak, hem vadesi gelen mevduat tamamlandı, yeni bir enstrümana geçeyim mi? Bu açıdan net resmi birkaç hafta içinde daha fazla görürüz diye düşünüyorum. Ama Türkiye'de 1.9 trilyon liralık bir TL mevduat olduğunu düşünecek olursak,
bayağı hayli gidecek bir yol olduğu, yani çok anormal bir yükseliş olmadığını fakat bir talep olduğunu görüyoruz. Zaten TL'de kalanlar için rasyonel de görünüyor hani böyle bir enstrümana geçmek. Ama net resmi birkaç hafta sonra daha iyi görürüz. Şimdi yeni altın, şimdi yastık altı gerçekten Türkiye'de uzun yıllardır konuştuğumuz, tartıştığımız bir konu. Hani Türkiye'nin ithal ettiği altın, ihraç ettiği altın, piyasadaki altın, hani buralardan tahminler yapılıyor. Muhtemelen söz konusu bahsettiğimiz rakamlar gerçekçi olabilir ama tam da bilmediğimiz bir rakam üzerinden konuşuyoruz. O açıdan belki hani orada da ihtiyatlı olmakta fayda var. Fakat Türkiye'de kayıt dışı ekonominin varlığı, dolarizasyonun varlığını dikkate alacak olursak ya da teknik olarak mevduat çarpanı dediğimiz, yani Türkiye yarattığı TL paraya göre, likiditeye göre çok daha fazla TL mevduata sahip olması lazım. Ama ya da bankacılık sisteminde olması lazım. Dolayısıyla bu sistem dışında da bir para olduğuna bize sinyallerini ciddi biçimde veriyor. Burada bu yeni enstrümanlardan birisi göründüğü kadarıyla enflasyona endeksli örneğin tahviller. Bu da geçmişte denenmiştir. Bunlar devreye girebilir. Çünkü çok yüksek bir enflasyon dönemindeyiz ve daha da artacak bir süreçteyiz. Hani en azından enflasyon kaybını telafi etmeye yönelik araçlar olabilir. Mevduatta bilmiyorum, o çok zor olabilir ama bono tahvillerde olabilir böyle bir enstrüman. Asıl tabii tasarruf sahibi için önemli olan bir ödül beklemesi nedeniyle enflasyonun üzerinde bir getiri. Hani artı 2, artı 3, hani bu tür bir şey o enstrümana olan ilgiyi daha fazla arttırabilir. Çünkü tasarruf eden bir ödül bekler. Aksi takdirde tüketme eğilimi artabilir. Yani çünkü oradaki kazancı reel olarak daha fazla olabilir gibi. O nedenle izleyeceğiz. Yeni enstrümanlar biraz daha enflasyona endeksli önümüzdeki dönemde gelebilir. Çünkü 45-50'lere doğru gidip hani sonrasını ancak zaman içinde anlayacağımız bir enflasyon dinamiğiyle yaşıyoruz şu anda. O açıdan öngörmek için biraz daha zamana ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Peki Şeref Hocam siz ne dersiniz? Bir de bir rahatlama yaratır mı yastık altındaki altınlar, nasıl bir rahatlama yaratır? Şimdi öncelikle kur korumalı mevduatın nereye varacağı konusundaki soruna cevap vermek istiyorum Mehmet Akif Ersoy. O da şu, şimdi bu sistemi deniyor vatandaş, mevduat sahibi. O kur korumalı mevduatı da ben altı kelimeyle özetlemeye devam ediyorum. O da şu, döviz alma, lirada kal, farkı benden. Şimdi o farkı benden kısmı henüz test edilmediğinden dolayı insanlar, yani kötü bitmediğinden dolayı, hala umut taşıdığından dolayı bu enstrüman işe yarıyor gözükebilir. 105-106 milyar liralık bir teveccüh olduğu görülüyor ama daha Erhan'ın da söylediği gibi 1.9 trilyon liralık bir Türk lirasından söz ediyor. Bunun içerisinde tabii bir devede kulak. O açıdan bunun devam edip etmeyeceği bu kur korumalı mevduatla ilgili olarak verilen sözlerin tutulacağı tezine dayanıyor. Eğer bunlar tutulursa kısmi güven zaman içinde oluşur ve devam edebilir. Evet. Ancak liranın arkasından koşan sadece doların fiyat artışı değil, koca bir enflasyon var. Ben bununla ilgili olarak geçen haftadan beri bunu söylüyorum. Enflasyon korumalı mevduat da devreye alınacağını düşünüyorum. Fakat hesap edilemeyen, şu anda bu çalışılıyor, hesap edilemeyen bütçeye getireceği yükün boyutu. Yani siz enflasyonu geçici bir süre için durdurabilirsiniz fakat aldığınız tedbir öylesine büyük bir maliyet getirir ki daha sonra baş etmek zorunda kalacağınız enflasyonun miktarı hiper enflasyona taşınabilir. Bu henüz daha çözülemedi. Altın konusuna gelince şuna eminim, rahmetli Özal ilk defa altınları yastık altından çıkaracağız, ekonomiye süreceğiz diye başladı. 20 yıl uğraştık, gelebildiğimiz noktada bir yere kadar oldu. Hatta bütün enstrümanları denedik. Altın hesapları, altın sertifikası vesaire. Şimdi bu söylemin yeniden devreye girmesiyle beraber, ki bu şu anda tartışılıyor, kurumcular tartışıyor, insanlar tartışıyor. Elinizdeki ziynetleri getirin, teslim edin bize, karşısına sertifika verelim. Eğer düğün dernek varsa gelip takın onları, tekrar iade edin, onları veririz size vesaire. Fakat bu çerçevede oluşturulacak olan sertifikayla beraber nasıl bir kaynak yaratılacağı belli değil. Ama şurası bir belli, o da seçim ekonomisi için bir kaynak arayışı içinde olan hükümetin altın gibi son derece
bereketli fakat bir o derecede muğlak olan bir enstrümanı gündeme getiriyor olması. Ben Peki. konuştuğum pek çok koyumcu var. Ben bunu nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Daha fazla bilgi verilirse belki biraz daha üzerine sağlam bir model geliştirilebilir diye bir umut taşıyor. Peki Şeref Oğuz Hocam çok teşekkürler. Erhan Aslanoğlu teşekkür ederiz. Bir araya gideceğiz şimdi.